yanıyor yüreğin değil. Nasıl böyle delirecek gibi oluyorsun? Çünkü beni sen itmedin. İşte ben de hep aynı çaresizliği hissediyorum. Ne anneni öldürdüm ne babanı. Ama seni inandıramadım. Şimdi sen de Reyyan'ı inandıramıyorsun. İftiraya uğramak böyle bir şey işte. Anlatamıyorsun kendini. Çaresizliğin içinde çırpınıp duruyorsun. Beni en iyi sen anlıyorsundur işte. Seni anlamadın. Ben intikam uğruna değil, kızımın canını kurtarmak için yalan söyledim. Ya senin yalanların, inandığın yalanların yüzünden kızımın hayatını kararttın. Sen Reyyan'ı babaannenden koruyamazsın. Bir kere şansın yaver gitti. Azize'nin oyununu bozdun. Ama babaannem durmayacak. Yine deneyecek. O zaman şanslı olmazsan ne olacak? Ne olacak o zaman? Eğer Reyyan'ın hayatına bu kadar değer veriyorsan, onu babaannemden değil, kendi babandan kor. Çünkü Reyyan'ın hayatı, onu çıkartmak için uğraştığın yerde değil, onu zorlayarak yaşatmak için uğraştığın yerde tehlikede. Anladın mı? Niye hala gelmedi? Nerede kaldı baban? Bir şey mi oldu acaba Reyyan? Yok annem, gelir şimdi. İşi anca biter zaten. Yok Reyyan, ben daha fazla dayanamayacağım. Kendim gidip bakacağım. Ya annem dur. Nereye gideceksin bu halde? Ben gider bakarım, tamam mı? Tamam. Ama geç kalma, çabuk gel, tamam mı? Hadi. Reyyan'ı aklı mı karıştırmak için konuşuyorsun? Babaanneni aklamak için. Öyle mi? Azat biliyordu. Söylemedi mi? Söylemedi tabii. O zaman benden dur. Eğer ben o gece Reyyan'ı kınadan kaçırmasaydım, baban öldürtecektir Reyyan'ı. Hem de bizim üzerimize bırakarak. Yalan. Doğru. Hatırla. Baban daha önce de öldürecektir Reyyan'ı. O bağ evinde. Sırf bu yüzden bana emanet etmedin mi kızını? Eğer Reyyan ölürse, babaannemin elinden değil, senin babanın elinden olacak. Onu benden alarak asıl sen tehlikeye attın. Bizi yalanlarınla ayırdın. Ama sen kızına en büyük kötülüğü yaptın. Ben yemin etmiştim. Seni Reyyan'ın kalbinde öldürmek için. Ama yapmama gerek kalmadı. Çünkü Reyyan gerçeği öğrendiğinde seni kalbinde kendi öldürecek.